CHP'den ihanetin belgeleri elimizde açıklaması. Amerikan konsolosluk çalışanı ev hapsinde. Sri Lanka'da polis baskını, 6'sı çocuk, 15 ölü. Günün haberleri başlıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediyeden iktidara yakın vakıf ve derneklere 847 milyon lira kaynak aktarıldığını ortaya çıkardıklarını açıkladı. Bir Gün gazetesine konuşan Kaftancıoğlu, belediyede son 15 yılda yapılanlara dair ciddi çalışmalar içinde olduklarını söyledi ve halka nasıl ihanet edildiğine dair belgeler, bilgiler elimizde. Örneğin vakıflara, derneklere ki bunların hepsi yandaşlardan oluşuyor, belediyeden 847 milyon lira kaynak aktarılmış sözlerini kullandı. Skandal bir vaka. Halime Gülsu, Tarsus cezaevinde kalıyordu. Halime Gülsu, 34 yaşında bir İngilizce öğretmeniydi. Hasta bir kişiydi. Cezaevinden tabutla çıkıyor. 15 Temmuz'dan sonra cezaevinde hayatını kaybeden isimlerden İngilizce öğretmeni Halime Gülsu'nun annesi, kızının vefat yıl dönümünde yazın, dünya duysun, tarihe geçsin diyerek yaşadıklarını anlattı. Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'a konuşan acılı anne, kanun hükmüne kararnameli ve eşi tutuklu ailelerin çocuklarına yardım ettiği için tutuklanan ve Tarsus kapalı cezaevindeki ihmaller zinciri sonrası hayatını kaybeden kızının vefat haberini duyduğunda ağzından dökülen ilk cümlenin "Kızımı öldürdüler, Allah da sizi tüketsin" olduğunu söyledi. Tutuklandığında kızının yanında olmayan, cenazesine de gidemeyen annesi Zeynep Gülsu, koğuş arkadaşlarıyla görüştüm. Ağrım yok ama çok halsizim diyormuş. Adı gibi Halim Selim'di. Ne şikayet etti, ne sesini çıkardı dediler. Üst kattaymış Halime. Hastalanmış. Sedye istemişler, kapıyı da açmamışlar. Bir sürü varsınız, tutun götürün demişler. Bunları herkes bilsin, duysun sözlerini kullandı. Halime öğretmenin ölüme sürüklenişiyle ilgili 400 sayfalık bir dosya hazırlandı. Avukatları Tarsus Cezaevi Yönetimi'ne ve diğer sorumlulara dava açmaya hazırlanırken, Mazlumdar Adana Şubesi'nin 4 Mayıs'ta açıklayacağı rapor bekleniyor. Tarsus savcılığının yürüttüğü soruşturma ise bir yıl geçmesine rağmen hala sonuçlanmadı. Türkiye üzerindeki sis perdesi hala aralanamayan 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası AKP iktidarının hukuksuzluklarıyla sarsılmaya devam ediyor. İnsan hakları ihlalleri, faili meçhuller, zulüm operasyonları üst üste yaşanırken bu dönem tarih boyunca tüm otoriter rejimlerde görülen kitap ve fikir düşmanlığına da sahne oluyor. Darbe girişiminin hemen ardından muhalif kitaplara ve yayınlara karşı bu türden bir savaşı başlatan Erdoğan yönetimi binlerce kitabı yasa dışı ilan etti, toplattı ve yayın evlerini kapattı. Bu kitapların ve yayınların suç delili ilan edilmesiyle de binlerce vatandaş gözaltına alındı ve tutuklandı. Advocates of Silence Turkey hala süren bu cinnet halini hazırladığı raporla gözler önüne serdi. Önemli bilgiler içeren rapor, Gülen cemaati ve Kürtler başta olmak üzere iktidarın muhalif gördüğü bütün kesimlere ait kitapların ve kültürel kuruluşların nasıl bir saldırıya maruz kaldığına ve Türkiye'de gerçekte neler olup bittiğine dikkat çekiyor. İngilizce olarak yayımlanan ve Turkey's Assault on Books başlığını taşıyan raporda, kütüphanelerdeki 135 bin aşkın kitabın toplatılarak imha edilmesi, 30 bin kitabın yakılması, yayın evleri depolarındaki 100 bin kitabın geri dönüşüme gönderilmesi, tutuklanma korkusuyla kitaplardan kurtulmaya çalışan insanların hikayeleri ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan yayın evlerine saldırılar açık kaynaklara dayanılarak anlatılıyor. Türkiye'deki kitap ve fikir düşmanlığının hangi boyutlara geldiğini gösteren 24 sayfalık çarpıcı rapora Advocates of Silence Turkey'in silenceturkey.org internet sitesinden ulaşılabiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Amerikan Başkonsolosluğu'nda görev yapan bir kişiye daha Gülen cemaati iddiasıyla dava açtığı ortaya çıktı.
Reuters'ın haberine göre başkonsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızı hakkında silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 8 Mart'ta tamamlandığı öğrenilen iddianame kamuoyuna açıklanmadı. Ev hapsinde tutulan Cantürk'ün eşi ve kızının haklarındaki suçlamaları reddettikleri belirtilirken, Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Washington'ın Cantürk'ün herhangi bir yasa dışı faaliyete karıştığı yönünde güvenilir bir kanıt görmediğini duyurdu. Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 6'sı çocuk 15 kişi öldü. Polis sözcüsü öldürülenlerden bazılarının Paskalya gününde saldırıları düzenleyenlerden olduğunun sanıldığını açıkladı. Sri Lanka hükümeti kısa süre önce patlamalarda ölenlerin sayısının yanlış hesaplandığını belirterek daha önce 359 olarak açıkladıkları can kaybını 250 olarak düzeltmişti. Terör saldırılarının sorumluluğunu üstlenen IŞİD ise 8 kişiyi gösteren bir video yayımlarken herhangi bir kanıt sunmadı.